gaz verme. Beylik bilindik bir ifadedir değil mi? Sokak jargonunda da vardır. Hadi bakalım aslansın kaplansın. Ama aynı zamanda doğal gaz bağlamında her seçim öncesi özellikle son iki seçim öncesi iktidardan hadi bakalım sandıklara giderken doğal gaz bu gazla ücretsiz yaptık doğalgazı Oylara etki ediliyordu değil mi? Manşet ve bugün doğal gazla ilgili önemli gelişmeler var. Özetlemek lazım. Hem de kışın soğuğunu bu derece artırdığı şu günlerde. Ver gazı, ver coşkuyu, seçim gazı. Bir kere bütçeden sübvanse ediliyor. Sübvansiyon ne demek? Devlet eliyle yapılan ödeme demek. Peki devletin ödeme yaptığı para nereden geliyor? E senin benim vergim. Çok net. Kimse kimseye bir şey dağıtmıyor ulufe falan sadaka da vermiyor. Bağışta da bulunmuyor. Zekatını da dağıtmıyor. Aslında benim alışverişte maaşımdan gelir vergisi ödediklerim. Bir kere Ruslara borçlandığımızı özellikle vurgulamak isterim. Halk TV, halkın haberi dışında kimse de bu haberi bu kadar yoğun işlemedi. Gazprom'a Rusların enerji şirketi devlet şirketine 25 milyar dolara yakın borcumuz var. Büyük başarı olarak Putin'i güya ikna ettik. 2024'de erteledi. E savaşta Putin Türkiye yanında tutuyor. Bu 25 milyar doları ve hala da sayat çalışıyor. İsterse nereden bulunacak bu para? 25 metreküp desteği var. Şimdi geçen seçim Karadeniz gazı Mayıs'ta bir aylık ısınma demişlerdi. Hava sıcaktı zaten. Kimsenin kombi yakacağı falan yoktu. Ama gaz. Ama sıcak su ve mutfak giderinde 25 metreküp bir yıl boyunca ücretsizlerdi. 25 metreküpünü hediye ediyor. Nereden? Bütçeden. Nereden? Sizin benim vergilerimden. Destek rakamının 87 milyar lira olduğunu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Pek bu kışa gelelim ve seçimden sonrasına dikkat diye ocağın altında biraz ben yakayım. Aylık Türkiye'de ortalama 145 metreküp doğal gaz kullanıyoruz. Hakkari doğal Türkiye'nin en soğuk şehirleri bölgesi coğrafyası. Ağrı, Ardahan, Erzurum ve Kars. Selam olsun Ardahan, Ağrı, Hakkari. Türkiye'de en çok birim başı, hane başı doğalgaz kullanılan şehirlerimiz. En fazla onlar kullanıyor. Bu kış için seçim olması nedeniyle biraz ucuz gideceğiz. İyi haber diyelim. Ortalama fatura, ısınma bedeli doğalgazda aylık 920 liralarda gelecek. Çok aşarsanız çok gelecek tabi. Ankara'da 1050 lira ortalama fatura bekleniyor. Erzurum Ağrı Hakkari 1270 liranın üzerinde çıkacak. Herkes hesabını buna göre yapsın. Peki total olarak baktığınızda Türkiye'nin tüketim eğilimine doğalgazda yıllık ısınma harcamamız ortalama 4820 liralarda hane başına. Sıcak su ve mutfakta pişirme maliyetimiz faturamız 1210 lira. Topladığınızda yılda ortalama 6000 liraların üzerinde doğalgaz faturası ödüyoruz. Ama fakat lakin dikkat işte burası. Harun şöyle yine bir not düşelim. Sonra biz anlatmıştık demek istemem ama ben bilmiyorum demesin halkına beri izleyenleri. Seçim sonrası 31 Mart'tan sonra 1 Nisan şakası gibi doğalgazda devletin bütçeden benim vergilerimle yaptığı sübvansiyon seçim amaçlı seçim ekonomisi desteği resmen kaldırılacak. Ve görünen o ki doğalgazdaki ÖTV de tıpkı akaryakıtta olduğu gibi artırılacak. Seçim sonrası doğalgazda devasa zamlara hazır mısınız? Rusların 25 milyar doları sübvansiyon seçim bitti 4 yıl seçim yok yapılacak bir şey de yok. Özellikle doğalgazda ve elektrikte seçim sonrası faturalara dikkat. Isınma maliyetimiz bu. Her ay bin lira. Bu kış öyle gözüküyor. Gelelim Ekrem Bey'e. Adaylık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve seçime giden süreç. AK Parti'nin bir türlü aday bulamaması. Sürekli anket yaptırması ama Ekrem Bey'in karşısında kimin çıkacağı konusunda net bir isimde uzlaşamamak. Ekrem Bey ona da bugün seçim soruldu. Beş yıl geriden geliyor. O yeniden e, İstanbul, İstanbul'un yenilenmesi, güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi e, başlığı 2019'un 31 Mart'ında atıldı. O yolculuk devam ediyor. Bizi izlemeye devam etsinler. Efendim yarın da dava var. Ee, i̇haleye fesat karıştırma suçlamasıyla açılan davanın duruşması. O davada hazır bulunmanız istenmişti. Gidecek misiniz? Yarın orada olacak mısınız? Yani o süreçleri hukukçularımız takip ediyorlar. Ee, bugüne kadar çokça dava girişimi, araştırma, soruşturma girişimi... Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin on binlerce çalışanla terörist yakıştırmaları neler görmedik ki yani hala böyle işler devam ediyor. O bahsettiğiniz dosyalar bile birkaç kez karıştırılıp karıştırılıp e, soruşturmaya gerek olmadığı hak diye raporların çıktığı bir şeyden tekrar tekrar e, şu anda e, görevde olmayan e, bir bakanın döneminde zorla İlçeye ilçeye yönlendirilip açılmak için ellerinden gelen gayretle bir davaya dönüştürme çabasının sonucu umuyorum hak yerini bulacaktır. Adalete güveniyoruz. Teşekkür Şimdi merakla beklenen Erdoğan Bahçeli buluşması ile ilgili saat belli oldu. 15.30'da Bahçeli ve Erdoğan bir araya geliyor. Masanın üzerindeki dosyada birinci öncelik 50 artı 1, 40 artı 1. 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar erkenden daha seçim biteli 5 ay oldu bu tartışmalar dedim ya bu pilav çok su kaldırır. 2. Hangi büyük şehir hangi şehirde ortak aday kim kimi destekleyecek? Yerel seçim ilgili strateji belirleme. Saat 15.30'da ortaklar Bahçeli ve Erdoğan bir araya geliyor. 2. Erdoğan'ın grup konuşması. ...ilk kez Özgür Özel'e ve lider seçildikten sonra değişen CHP'ye sert eleştiriler gönderdi Erdoğan. Aynı zamanda da Ekrem Bey'in haberinden hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçimi hatırlattı. Yeniden İstanbul dedi Erdoğan'ın güncesi. Bundan sonra bu güçlü takım, sağlam takım her birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetini milletimize, halkımıza anlatacak. Biz kabinemizi takip etmek üzere kolpa da olsa işlerinden birilerini görevlendirmelerini olumlu karşıladık. Gündem